Evet kıymetli seyircilerimiz, yine güzel bir günde, yine önemli ve güzel bir mekandayız. Evet, çok önemli. Yine Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemlerde önemli kararların alındığı, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin şekillendirilmiş olduğu bir yapının önündeyiz. Az yukarımızda, yaklaşık bir 50 metre yukarımızda 1. Meclis diye isimlendirdiğimiz 1924-15 Ekim'e kadar hizmet vermiş olan binadan 18 Ekim 1924 tarihinde yukarıdaki binanın yetersiz kalışından dolayı, yani 1. Meclisimizin, Büyük Millet Meclisimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak taşındığı ikinci binadayız. Yani evet, ikinci meclisteyiz. Evet. Bunu demeye çalışıyorum hocam. Evet. Bunu ısrarla söylüyoruz çünkü maalesef birinci meclis denildiğinde bura akla geliyor. Yani altın kalın çizgilerle çizerek en çok hata yapılan, birinci meclis diye isimlendirilen yapının önünde değil, aslında ikinci meclisin önündeyiz ve bunu vurgulamak istiyorum hocam. Belki bu programda sadece bunu anlatabilsek bu bile yetecek. Bence bu da büyük bir başarı olacağına inanıyorum. Hakikaten ikinci meclis, tabii birinci meclis kurucu meclisimiz. Tabii ki. İkinci meclisimizin de kendisine ait olan çok önemli kararların alınmış elbette olduğu bir meclis. Önemini tartışmıyoruz. Ama adını bilmemiz lazım. Bunun önüne gelip fotoğrafını çekip birinci meclis dersek yanlış olur. Evet, ne yazık ki böyle bir hatayla çokça karşılaşıyoruz. Ülkemizin 3 tane meclisi var. Bunu bir sorumluluk bildik ve anlatıyoruz şu anda. Yani bunu hakikaten üzerine basarak vurgu yapmak istiyoruz. Sadece tabii birinci meclis, ardından ikinci meclis, ortaya konulan eserler ve o dönemin yapı mimari özellikleri, karşımızda Ankara Palas da var hocam. Evet, bu arada onu da söylemek lazım. Bitiyor dediniz değil mi? Evet, onun da bitti bir hatta. Restorasyonu İnşallah var. Yakın bir süre içerisinde hizmete açılacak. Orayı da gezme fırsatını ve anlatma fırsatını bulacağız Allah'ın izniyle. Ama müze olacak değil müze mi? Olacak. İzleyicilerimize şu bakın an, bu çok taze bir haber olarak da verebiliriz. Gezebilecekler yani. Gezebilecekler ve bu alan tabii ki Cumhuriyetimizin kurulmuş olduğu alan. Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Atatürk'ün ilk geçmiş olduğu, Ankara'ya ilk kez geldiği cadde üzerindeyiz. Yine naaşının da son defa getirilmiş olduğu caddenin üzerinde. İlk ve son yolculuğunun şahidi caddedeyiz. Evet, dolayısıyla çok doğru. Hocam biraz da mimarisinden ikinci meclisimizin bahsetmemiz lazım. Birinci meclis yetersiz kaldığını ifade etmiştik. Dolayısıyla daha geniş bir alana taşınılması gerekiyordu. O dönemin önemli mimarlarından ve birinci ulusal mimarlık yapılarımızın temel yapı taşlarından ya da önemli şahsiyetlerinden biri olan Mimar Vedat Tek tarafından binamız Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak aslında yapımına başlanıyor. Evet. Daha sonra Atatürk'ün talimatıyla yetersiz kalan birinci meclis taşınabilmesi için meclise dönüştürülüyor ve böylece 15 Ekim 1924'te yukarıda birinci mecliste işlem tamamlanıyor. 18 Ekim 1924'te şu anki bulunmuş olduğumuz ikinci meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak meclis taşınıyor ve burada hizmet vermeye başlıyor. Ne zamana kadar? 1960 yılına kadar, yani şu anki meclisimizin yapılışına kadar geçen sürede burası hizmet veriyor. Neler oluyor, neler var içerisinde? Bu binada efendim özellikle Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait süslemeler, çeşitli yapı özelliklerini bir arada görme şansımız var. Ayrıca ilk 3 Cumhurbaşkanımızın kendilerine ait olan pek çok özel eşyalar, Atatürk'e ait nutuk ve nutku okuduğu mikrofon dahil olmak üzere kendisine ait bir pek çok özel eşyayı da gelen ziyaretçilerimizin gezebileceği bir meclis binamız var. Daha doğrusu müzemiz var. Ne zaman açılıyor? 1981 yılında Cumhuriyet Müzesi olarak isimlendiriliyor ve şu anki vermiş olduğu hizmeti, yani müze olarak hizmet vermeye başlıyor. Aynı zamanda çocuklarımız var
etrafta dolaşıyorlar. Evet, çok da güzel. Özellikle çocuk işlerinde çekiyoruz değil mi? Olduğunu da evet, ifade etmek istiyorum. Doğru. İçeride öyle de evet. birkaç malzeme var, var değil evet, mi? Doğru. Çocuk dostu. Tam da çok iyi oldu. Arkamızda da çocuklar. Dolayısıyla bunu da vurgulayarak sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Dışarıda söylenilecekleri, hatta içeriğiyle ilgili söylenilecekleri de çok güzel özetledi. İzleyenler beni duyabiliyor mu bilmiyorum. Çocuklar bağırıyor arada bir. Devam. Hiç sorun yok sevgili öğretmenlerim. Dolayısıyla beni anlamasanız da çocukların coşkusu size geliyorsa bu da büyük bir kazanç. Şimdi bir de içeride de bir şeylere bakalım. Evet, birinci meclisten sonra daha büyük bir salon. Ama tabii o da yetersiz kalacak. Bugünkü Büyük Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına geçilecek ama 36 yıl boyunca yine Cumhuriyet'in temellerinin atılmasından sonra bu temeli sağlamlaştırmak için bildiğimiz bütün yasaların çıkarıldığı, bütün kararların alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci bina Cumhuriyet Müzesi'nin içindeyiz. Burada aslında daha önceden bir 10 yıl kadar öncesinden söz ediyorum. Bütün milletvekilleri, bakanlar oturuyordu. Balmumu heykellerle canlandırılmışlardı. Burada da Atatürk nutuğu okurken kürsüdeydi. Yanında da o günkü azalar, meclis görevlileri de vardı. Onlar biraz kötülenmişti, saçları bozulmuştu. Bir takım bozukluklar vardı bu heykellerde. Kaldırıldılar. Bana çok boş ve hüzünlü geldi. Onları burada görmek çok heyecan veriyordu. Ama son zamanlarda çok güzel bir şey oldu. İşte şu güzellik oldu. Balkondaki Atatürk, Cumhurbaşkanlığı locasındaki Atatürk kondu. Balmumu heykel olarak kondu. Ve şu anda gelen bu küçük misafirler gibi herkesi Atatürk görüyor. İyi ki geldiniz diyor onlara. Hoş geldiniz çocuklar sizler de. Evet, siz de gelin. Aa, balkonda Atatürk deyin. Dünyada birçok ülkeden önce Atatürk'ün 1900